Merhaba dostlar. 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yapıyoruz bugün. Yalnız kanalıma abone olabilir misiniz? Çünkü artık 30 abone olmak istiyorum. Yani 27'de kaldı çocuk. Şuna bir abone olun ya. Neydi kanalın adı? Eğmen'in ikinci kanalı. Eğmen'in ikinci kanalı. Tamam dostlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi şimdi beni öğrencilerimle baş başa bırak. Arkadaşlar yalnız babamın dersini iyi edin değil mi? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yoksa her zaman sorarım size kanalıma abone oldunuz mu? Kanalıma abone oldunuz mu? Yani çok kötü olur. Ben babamın kanalına abone oluyorum çünkü. Teşekkür ederim. Hadi babacığım, Şimdi yallah. babamı iyi dinleyin. Hadi bakalım. Herkese iyi dersler. Teşekkür ederiz. Evet dostlar, merhabalar, hoş geldiniz. 12. sınıf ünite konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala 1. ünitedeyiz. Bu dersimizde 1. ünitenin bir diğer alt başlığı olan dilin değişim sebepleri üzerinde duracağız. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Bu dersin konu anlatım PDF desteği bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan da tabletinize, bilgisayarınıza indirip gerekli tekrarlarınızı PDF üzerinden de yapabilirsiniz. Haydi hemen başlayalım. Dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler nelerdir? Zira dil biliyorsunuz canlı bir varlıktır ve sürekli değişim halinde. Bu değişimi etkileyen sebepler nelerdir? Şimdi onlara bakacağız. İnsanların duygu ve düşüncelerini sözcük ya da işaretlerle aktardıkları binlerce yıllık bir gelişim evresi bulunan anlaşma araçlarına biz dil diyoruz. Günümüzde varlığını sürdüren diller incelendiğinde çok eskilere giden bir tarihe sahip olduklarını görürüz. Dilin bugünkü şekliyle geçmişte var olan kullanımı arasında değişkenlikler dil bilimcileri tarafından vurgulanmaktadır. Buradan da şu sonuca ulaşabiliriz ki dil canlı bir varlıktır. Canlılar gibi doğar, binlerce yıl gelişimini sürdürür ve en sonunda da korunmazsa varlığı sona erer ki yeryüzünde ölü dillerde artık kullanılmayan dillerde mevcuttur. Türkçemizi ele alalım. Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan dilimizin eskiye gittikçe farklı özellikler gösterdiğini görürüz. Örneğin 8. yüzyılda yazılmış Orhun abidelerinde kullanılan Türkçe ile günümüzdeki Türkçe arasında çok ciddi farklar vardır. Peki bu farklar nelerden kaynaklanıyor? Dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler nelerdir? Sıklıkla karşımıza çıkan dilin değişim sebepleri nelerdir sorusuna cevap aramaya çalışalım. Şimdi kültürün dile etkisine bir bakalım. Zira dilin değişiminde kültürün çok büyük bir etkisi vardır. Dilerseniz hemen şöyle, pardon. Evet. Dil sosyal bir varlıktır. Dildeki değişimde en büyük pay toplumun her türlü maddi ve manevi değeri olan kültürde yer alır. Toplumun içinde bulunmuş olduğu kültürel hayat dile birebir yansıyacaktır. Mehmet Kaplan'ın da dediği gibi her milletin dili o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin adeta özetidir. Mesela Türkçe'yi ele aldığımızda İçinde Arapça, Farsça sözcükler görüyoruz değil mi? Buradan rahatlıkla şu yorum yapılabilir. Ha, demek ki biz tarihsel süreç içerisinde Arap milletiyle, Fars milletiyle bazı etkileşimlere girmişiz. Ne bileyim, savaşmışız, ne bileyim, kız alıp vermişiz vesaire gibi bazı etkileşimler olmuş. Bunu sadece dile bakarak bile yorumlayabiliriz. Dolayısıyla bir milletin tarihte yaşamış olduğu her şeyin dile bir etkisi mutlaka olacaktır. Bunu kendi tarihimizde net bir şekilde de görebilmekteyiz. 10. yüzyıla kadar başka kültürlerden etkilenmeyen Türk toplumunun dili kendine has özellikler gösterir ve alfabelerde milli özellik taşır. Ancak 10. yüzyıldan sonra İslamiyet ile birlikte özellikle Arap kültüründen etkilenen Türklerin dillerindeki değişim de aynı hızda olmuştur diyeceğiz. Hatta bu değişime tepki gösteren sanatçılar da olmuştur. İşte bunlardan biri Alişir Nevai'dir. Muhakemetü'l-Lugateyn adlı eserini Farsçaya karşılık yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divan-ı Lügati't-Türk Arapçaya karşı yazılmış böyle tepkisel eserlerdir esasında. Asırlar boyunca yazı dilimizde ve hatta konuşma dilimizde Arapça ve Farsça sözcükler ağırlık kazanırken aynı zamanda onların bazı dil bilgisi kurallarını da yüzyıllarca benimsemişiz. 19. yüzyıla gelindiğinde bu Tanzimat sürecinden bahsediyorum.
edebiyatımız, insanımız, toplumumuz yüzünü batıya çevirmiş. Bu çevirme ile birlikte dilimizde Fransızca kökenli kelimelerin sayısı da artmaya başlamıştır. Yani sonuç olarak kültürel hayattaki bir değişimin dilin gelişimini etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ha, bazen olumlu etkilemiştir, bazen olumsuz etkilemiştir ama mutlaka kültürel etkileşimler dilde kendisini bulmuştur. Ancak şunu da eklemeliyiz ki kültürel değişime neden olan birçok faktör aslında dolaylı yoldan dilde değişimi de sağlamış olacaktır. Peki dilin değişiminde coğrafyanın etkisi nedir? Coğrafya kaderdir denir değil mi? Gelin ona bakalım. Toplumun bulunduğu coğrafya kültüre ve nihayetinde dile bir etkide bulunan bir faktördür. Çünkü bulunduğumuz konum aslında sizi çevreleyen kültürü de belirleyecektir. Örneğin 3000 yıllık bir tarihi olan toplumun Asya'da bulunmasıyla Amerika'da bulunması birbirinden çok farklı kültür oluşturacakları anlamına gelecektir. Mesela Güney Amerika'da yer alan bir toplumun bugün daha çok Maya kültürünün yerel dillerinden, Portekizce'den, İspanyolca'dan etkilenmesi son derece doğaldır dostlarım. Sadece çevremizdeki topluluklar değil, bulunduğumuz coğrafyanın şartları da az da olsa dildeki değişime katkı sağlayacaktır. Örneğin soğuk memlekette yaşayan insanlar daha hızlı konuşur, kelimeleri daha kısadır, daha böyle vurgusu az söylemler geliştirir. Ama ne bileyim böyle sıcak iklimlerin insanları daha uzun konuşur, kelimeleri yaya yaya konuşurlar, böyle daha ağır konuşurlar vesaire. Toparlayacak olursak bulunduğumuz coğrafya yani kültür çevresi sizin kültürünüzü ve dilinizi mutlaka etkileyecektir. Peki gelelim dinin etkisine. Din de dilin değişiminde oldukça etkili bir faktördür dostlarım. Dinler toplumların yaşam biçiminde önemli değişiklikler gerçekleştirir. Bu anlamda dinlerin dillere büyük bir etkisi söz konusudur. Din kültürel hayatta bir değişikliğe yol açmasıyla dili de değiştirecektir. Aynı zamanda bazı dini kavramların ve terimlerin de dile yerleşmesini sağlayacaktır. Peki gelelim teknolojiye. Teknoloji çağındayız değil mi? Şimdi son 2 asırdır içinde bulunduğumuz hızlı teknolojik yenileşme dillere de büyük bir etkide bulunmuştur. Şöyle yakın tarihe bir göz atacak olursanız net bir şekilde görürsünüz ki her türlü teknolojik değişim bizim günlük konuşma dilimizde binlerce kelime girmesine sebep olmuştur. Örneğin 10 sene önce selfie veya öz çekim deseydik bir şey ifade eder miydi? Elbette ifade etmezdi değil mi? Ama günümüzde artık selfie, öz çekim bir şeyler ifade ediyor. Zira bu teknolojiyle tanıştık. Bu teknolojiyle birlikte dilimize yeni yeni kelimeler girdi. Hatta ben sizlerden öğrendim. Trollemek diye bir kelime. Bundan 10 sene önce böyle bir kelime yoktu. Dolayısıyla teknoloji ilerledikçe dostlar ne oluyor? Dile bir yansıması oluyor ve dilde bir değişim kaçınılmaz oluyor. Peki gelelim siyasal yaşamın dile etkisine. Bir toplumun içinde bulunduğu siyasal yaşam anlayışı da dilin değişimine mutlaka etkide bulunacaktır. Örneğin öncesinde daha çok Arapçanın etkisinde bulunan Türk dili, Cumhuriyet döneminde hakim olan Türkçülük fikriyle ki aynı zamanda da siyasal bir ideolojidir, Türkçülük fikriyle birlikte öz Türkçe'ye yönelmiştir. O dönemlerde Arapça isimlendirilen en önemli teknolojik araç yeni anlayışla birlikte uçak olarak adlandırılmıştır mesela. Teyyare denilmiştir Cumhuriyet'e kadar, Cumhuriyet'ten sonra uçak denmiştir. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk oturup bir geometri kitabı yazmıştır. Bizim şu anda kullandığımız açı, kenar, dikey gibi birçok terimi Mustafa Kemal bize kazandırmıştır. Bu anlayışla kurulan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun çalışmaları, ülkede gerçekleştirilen okuma yazma seferberliği dilin değişimini olumlu yönde etkilemiştir diyeceğiz. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşça kalın diyorum. Sen de mi bir şey diyeceksin? Evet. Hadi o da desin bakalım. Arkadaşlar hepinize iyi dersler. Bu arada ben de baba ben de linkten bir şey gönderebilir miyim? Linkten bir şey gönderilmez burada. Şey videoda videoyu gönderirken YouTube'da hani oluyor ya böyle link gönderme yeri açıklama oluyor. Hı, ben açıklamaya yazarım senin kanalını merak etme. Hayır orada başka bir uygulama göz. Bir uygulamanın. Bu şu an bu videodan çıkamayız ama. Tamam. Kapatacağız videoyu hadi. Arkadaşlar
ve dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.